Herkese selam teknoloji oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber bir video çekeceğiz. Şu an Alp'e daha bahsetmedim. Dedim ki Alp gel video çekeceğiz. Ne çekeceğimizi bilmiyor ama hoşunuza gidebileceğiniz bir şey. Ya evet. Bir karşılaştırma gelecek. Çünkü yani, iPhone 14 evet. Pro var ve Xiaomi 12T Pro var. Evet. Güzel bir şey gelecek evet. Gibi duruyor. Bir de şu dereceden de biraz anladığım üzere ısınmayla alakalı, performansla alakalı bir karşılaştırma gelecek. Ambiyans olsun diye onu da ortaya koyacağım. Silah gibi koymuşuz böyle. İhlal yemeyelim bundan. Tamam. Anlatıyorum o zaman ne tamam. Çekeceğimizi. Ne çekeceğiz? Bugün oyun karşılaştırma videosu çekeceğiz. Neden oyun karşılaştırması? Neden? Biliyorsunuz ki iPhone zaten 14 çıktı ve en iyi işlemciye sahip bir telefon. A16 Bionic var. Xiaomi 12T Pro'da da yine Android telefonlarda en üst seviye olan bir işlemciye mevcut. O da Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dedim ki madem bu kadar iyi işlemciler var. Evet belki fiyat performans oranında farkı olabilir. Evet. İkisinin arasında da gerçekten büyük bir fark var. Neredeyse 20 bin lira gibi bir fark var ama. Nasıl yani? 20 bin lira, 40 bin lira. 40 değil ya. Kaç diyor? 40. 20 bin lira gibi bir fark var. Ama burada da şunu değerlendirdim, şunu kıyas aldım. Ya ben iyi oyun oynamak istiyorum ki sektörde çok iyi telefonlar da var ama bu sefer bunları karşılaştırmak istedim ve Snapdragon 8 Plus Gen 1 gerçekten çok iyi bir işlemci ki ikisinin bellek tarafında da üretim teknolojisinde gerçekten çok çalışılmış telefonlar. Lafı çok da fazla uzatmayayım aslında. Bir oyun indirdim. Ne oynayacağız? Call of Duty oynayacağız. Güzel. Seviyorum. Severim ben de severim. Tamam, Call of Duty oynayacağız. İndirdim. O zaman uzatmıyorum lafı. Geçelim. Şarjı bunun 100. Bunun da 100. Tamam. Önce tahmin alalım. Sence hangisi kazanacak? Ya kazanacak değil de hani şöyle bir tahmin yapabilirim. Daha iyi performans. Yok hani yüzde kaç pilinin düşeceğini falan. Kaç dakika oynayacağız mesela? Yani 15 dakika oynayacağız. 15 dakika. Ya. Hani geçtiğimiz yıl tanıtılan amiral gemisi telefonların testlerine ya da daha önce ofiste yaptığımız testlere göre %4'lük bir düşüş yaşanır diyorum. Bir 10 derece de artar diye düşünüyorum 15 dakikada. Çünkü Ultra'da oynarız muhtemelen. Evet. %4'e 10 derece diyorum. Sen ne diyorsun? Şimdi ben de bir ara bir karşılaştırma yapmıştım. Orada şarjım %6 gibi civarı bir şey düşmüştü. Hı-hı. Ki işlemcisi kötü olmasına rağmen. Ben de %4-%5 diyorum. Derecesi de %6 derecesinde artar gibi bir şey geliyor. Kaç onu da ölçeceğiz bu arada en başında. Şarjları da %100 ikisinde. Evet. O zaman testimize geçelim. Hadi geçelim. Görüşürüz. Bay bay. Evet, teknik bir aksaklıktan dolayı birinci dakikadan başladık ama bir dakikadır oynuyoruz. Hatta az önce bir ekranlarını karşılaştırdık. İkisinin de ekranı hemen hemen aynı yani renk doğruluğu ya da canlılık açısından. Ama tabii çok benziyorlar. Evet, evet. Tabii iki telefonun da arasında 7000 TL'lik bir fiyat farkı var. Buna göre değerlendirme yapmak gerekiyor. Yani ekranı neredeyse kafa kafaya bakalım pil performansında, oyun performansında. Beklenileni verecek mi? Şu anlık ben hiç donma kasma yaşamadım. Tabii ki 10. dakikadan sonra başlar öyle bir şey olursa. Evet, aldık şimdi ikinci oyunumuz. Kaçıncı dakikadayız? 7. dakikadayız. Elinde ben, sıcaklık hissediyor musun? Evet, olsun. Tam onu söyleyecektim. Bir tık elimde sıcaklık olduğunu hissettim ama böyle yakıcı bir derecede değil. Yani ben de önceki derecelerden sıcak olduğunu hissediyorum ama senin de dediğin gibi o kadar yakıcı değil. Peki donma var mı? Yok, hiç donma yaşamadım daha. Sende var mı? Yok, hiç donma yok. Bir de zaten ikimiz de Ultra'da oynuyoruz grafikleri. Evet. Renkler acaba oraya nasıl geliyor? Ben çok canlı görüyorum renkleri. Gerçekten güzel görünüyor. AMOLED panel farkı bir kere yani. Evet, son 5 dakika. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Sadece mesela dereceyi tahmin edeceğim. Şu an falan elimde 32'yi bulmuştur. Benim de aynen 33-32 falandır diye düşünüyorum. Belki 34. Ben pil durumunu çok merak ediyorum ya. Şimdi pili de söylüyorum şimdi sana. Max yani giden pil. %2. Evet.
3 olsun ya, 3 olsun. Ya eskiden 15 dakikalık oyun testinin sonucu mesela eski yaptığımız testlerde geçtiğimiz yıl çıkan Amiral Games telefonlarda %4'tü. Bunun hani en düşük oranı %4'tü. Bakalım bu yıl %4'ün altına düşebilecek miyiz? Onu çok merak ediyorum. Yani 15 dakikanın sonucu %4'ün altı olacak mı? Çok merak ben ediyorum. Ben bir tane telefon incelemesi hatırlıyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam tabii daha doğrusu. Bir 6-7 derece arttığını hatırlıyorum yani. Ya bazen mesela Samsung'un bir telefonu geliyor. İşte 6000-7000 mAh bir bataryası var mesela. Onlar da 15 dakikalık oyun testlerinde %2 falan düşüyor, tamam da. Ama biliyoruz yani 720p ekran sunuyor bize mesela. 720 ekranda zaten %2 düşmesi normal. Hani önemli olan bu çözünürlükte bir ekranda %2 düşmesi. Hani Amiral Games telefonları evet, ekstradan kıyaslamak gerekiyor. Süremiz bitmek üzere. Evet, o zaman başlamıyorum ben ikinci oyuna. Evet, hiç başlamayalım. Hatta hemen böyle beraber kapatalım. Evet. İlk şarjlara bakıyoruz. %99 iPhone 14 Pro. %98 de Xiaomi. Süper. Hemen sıcaklıklarına bakıyoruz. Şöyle dakikamızı da durduralım ve kenara alalım. Tamam. Şöyle dursun. Biri %99, diğeri %98 dedik. Hızlıca ikisinin de sıcaklıklarını ölçelim. iPhone 14 Pro için özellikle işlemci taraflarına gidiyorum. 38.2'yi gördüm. En yüksek. Evet, Xiaomi'de. Evet, 38.2'den yukarısını görmedik. Xiaomi'ye bakıyoruz. 37.9'u gördük. 38'i gördüm. Evet, 38'den yüksek bir veri göremedim. Okey o zaman. O zaman değerlendirmemize geçelim. Hadi geçelim. Evet, testimiz bitti. Birinci belli, ikinci kim diyebilir miyiz? Hayır, bence diyemeyiz. Çünkü bence ben kazandım. Bence iPhone yani şu durumda utanmalı yani. Arada 20.000 TL'lik bir farka göre şu kadar az bir fark atmamalıydı yani. Ha, bu yüzden bence ben kazandım diyorum. Çünkü yani o kadar bir fiyat farkının olmasına rağmen çok iyi bir performans sergiledi. Ekran tarafında bu parlaklıkta. Bana kalırsa ya böyle birazcık karşılaştırdım. Xiaomi hoşuma gitti ama parlaklık konusunda iPhone birazcık daha bir üstteydi yani. OLED farkı var bir de yani iPhone için ama yani farka boğması lazımdı 12T Pro'yu. Öyle olmadı. Ona rağmen bence 12T Pro harbiden kazandı diyebilirim. O zaman sonuçları söyleyelim mi? Evet, sonuçları söyleyelim. Sonuçları söylüyorum. Şu an yazdık. Söylüyorum. Evet. İkisinin de şarjını yüzde başlatmıştık. Şarj konusunda 15 dakikalık testimiz boyunca Xiaomi'nin şarjı %98'e düştü, yani %2'lik bir fark var arada. iPhone'un şarjı ise 99 ayında yani %1, 15 dakikada %1 şarj yiyormuş. Bence hoş. Ama İyi. Apple yeni modellerinde şunu da kırdı. iPhone'un şarjı dayanmıyor da kırmış ki Android'lerin önüne geçmiş. Çünkü hep şey diyorlardı. Ya işte iPhone 12 Pro Max'in şarjı hemen bitiyor. Onu alacağıma işte 7000 lira veririm. Xiaomi 10 alırım. Ya da Mi 10 işte. Mi 11 alırım falan diyorlardı o zaman. Neden? Çünkü adamlar işte o zaman 13.000 TL'ye satılan, 14.000 TL'ye satılan bir İşte iPhone'un herhangi bir Pro Max yani en güçlü modeline o kadar parayı vermektense şey diyordu. Ya ben 6000 lira para veriyorum. İşte Xiaomi'nin şarjı 3 gün gidiyor. Ki performans olarak da ben artık şey düşünüyorum. Telefonların sınırlarını zorlayamıyoruz. Yani telefonu donduracak bir oyun yok şu an. Evet, evet. Bir orta segment telefonda da bu oyunu oynasaydı yine donmayacaktı bence. Evet, ondan da bahsetmedik. Hiç donma ve kasma yaşamadık. Gerçi videoyu çekerken karşılaştırmada Alp'le kendi aramda konuşmuştum. Yani hiçbir şekilde donma kasma yaşamadım. Bence o da güzel bir farktı diyebilirim. Dedikten sonra ısınmaya geçiyorum. Isınmadan evet, ne kadar başlamışız. Xiaomi'de en fazla sıcaklığı 30.2 görmüşüz. iPhone'da ise 30.8 oyundan görmüşüz. Önce. Oyundan önce burası. Oyundan sonra Xiaomi 38 dereceye kadar çıktı en fazla. Yani ne kadar? 7 derece falan artmış. Tamam. iPhone'da da 30.8'de en başta, bittiğinde ise 38.2'yi gördük. 8 derecelik yine bir artış. Hemen hemen aynı. Hemen hemen aynı, aynen.
Yani bence yani elim ısınmadı. Bir ara evet. Onu da konuştuk. Bir tık bir yerde arttı ve ikimizin de nedense aynı anda. Aynı anda. Yani ama ondan sonra hep stabildi yani. Bence güzeldi. O zaman yani şöyle diyebiliriz özetle. Hemen hemen aynılar ama bu kadar da aynı olmaları gerekmiyordu. iPhone'un evet. biraz daha önde olması lazımdı. İkisi de tatmin ediyor en nihayetinde. Ama şöyle de bir şey yapabiliriz. iPhone 14 Pro ile uygun fiyatlı bir fiyat performans telefonunu da karşılaştırabiliriz oyun tarafında. Bir de öyle bir test yaparız. Bu karşılaştırmayı nasıl buldunuz? Sizce diğer telefonlarla ya da aklınızda başka telefon incelemeleriyle oyun karşılaştırması istiyorsanız yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Şu tarafa da bir anket açıyoruz. Hem orayı hem de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizce bu yarışın kazananı kim oldu? Kendinize iyi bakın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Videomuzu da beğenirseniz çok seviniriz. Bay bay. Hoşçakalın.